Herkese merhaba. Statik konu anlatımı yapıyoruz. Konumuz iki boyutlu kuvvet sistemleri. İki boyutlu kuvvet sistemlerini anlatmaya devam ediyoruz. Bir kuvvetin tesir çizgisinin değiştirilmesinden bahsedeceğiz. Bir kuvvetin başka bir tesir çizgisi üzerindeki bir noktaya taşınmasından bahsedeceğiz. Statikte kuvvet vektörü kayan vektörüdür dedik. Kendi tesir çizgisi üzerinde kaydırılabilir fakat başka bir tesir çizgisine uygulanırsa tesiri değişir dedik. Ama bazen problemleri çözerken işimizi kolaylaştırdığı için bir kuvveti başka bir noktaya taşımamız icap edecek. Taşımak isteyeceğiz. O zaman bir kuvvetin tesir çizgisinin nasıl değiştirileceğini görelim. Şimdi yeni tesir çizgisi üzerindeki bir noktaya iki tane F kuvveti uygulayalım. Eşit şiddette zıt yönde olsun. Bunların bileşkeleri sıfırdır. Momentleri toplamı sıfırdır. Dolayısıyla statik olarak etkileri sıfırdır. Sisteme bir şey ilave etmiş sayılmayız. Soldaki sistem sağdaki sisteme denktir. Sağdaki sistemi biraz daha yakından inceleyecek olursak alttaki iki kuvvetin kuvvet çifti oluşturduğunu görürüz. Böylece elimizde bir kuvvet ve bir kuvvet çifti var. Kuvvet çiftini nereye uyguladığımız önemli değildir. Moment sembolüyle gösteririz. Dolayısıyla bu kuvvet çiftini herhangi bir noktaya uygulayabileceğimiz gibi A noktasına da uygulayabiliriz. Kuvveti uyguladığımız noktaya da uygulayabiliriz. Genellikle bunu yaparız. A noktasına uygularız. Hem kuvveti hem de kuvvet çiftini. Böylece kuvvetin tesir çizgisini değiştirmiş olduk. Kuvvetin tesir çizgisini nasıl değiştiriyoruz? Kuvveti olduğu gibi yönünü ve şiddetini bozmadan yeni tesir çizgisi üzerinde bir noktaya uyguluyoruz. İlaveten bir kuvvet çifti uyguluyoruz. Bu kuvvet çiftinin momenti ne kadar olacak? Bu kuvvet çiftinin momenti kuvvetin yeni tesir çizgisi üzerindeki bir noktaya göre momenti kadar olacak. Taşıdığımız kuvvetin yeni tesir çizgisi üzerindeki bir noktaya göre momenti ile aynı yönde ve aynı şiddette olacak. Daha önce bir kuvvet uygulayarak elde ettiğimiz etkiyi şimdi 3 tane kuvvet uygulayarak elde edebiliyoruz. Ancak 3 kuvvet uygulayarak elde edebiliyoruz. Bu iki sistem birbirine denktir. Yani eski tesir çizgisindeki bir tek kuvvetin gösterdiği etkiyi yeni tesir çizgisindeki bir kuvvet ve bir kuvvet çifti vasıtasıyla oluşturabiliyoruz. Bazen de bunun tersini yaparız. Elimizde bir kuvvet ve bir kuvvet çiftinden oluşan bir sistem vardır. Bu sistemin yerine geçecek bir tek kuvvet araştırırız. O kuvvetin tesir çizgisinin nereden geçtiğini buluruz. Kuvvet bir kere zaten önceki kuvvetle aynı yönde aynı şiddette olacak. Sadece kuvvet çiftini ortadan kaldırmak için kuvvetin tesir çizgisini değiştiririz. Kuvvetin yönünü ve şiddetini bozmadan. Böylece daha önce 3 kuvvetin gösterdiği etkiyi gösterecek bir tek kuvvet elde ederiz. Şimdi de iki boyutlu bir kuvvet sisteminin herhangi bir noktaya indirgenmesinden bahsedelim. İki boyutlu bir kuvvet sistemini herhangi bir noktaya indirgediğimiz zaman elimizde bir kuvvet ve bir kuvvet çifti kalacak. Bunlara bileşkeler diyeceğiz. İki boyutlu kuvvet sisteminin bileşkeleri diyeceğiz. Tek kuvvetleri taşırken az önce gördük ne yapıyoruz? Kuvvetin yönünü ve şiddetini bozmadan aynen taşıyoruz. Yanına da bir kuvvet çifti ilave ediyoruz. Tek kuvvetin taşıdığımız noktaya göre momenti kadar momenti olan bir kuvvet çifti ilave ediyoruz. Kuvvet çiftlerini taşırken de hiçbir şey yapmaya gerek yok. Aynen olduğu gibi taşıyabiliriz. Çünkü kuvvet çiftlerinin hangi noktaya uygulandığının önemi yoktur. Herhangi bir noktaya uygulanabilir. Daha önce uygulandığı noktadan alıp getirip taşıma yaptığımız A noktasına uyguluyoruz. Bu işlemi bütün kuvvetleri taşıyana kadar yapıyoruz. Daha önce elimizde N artı 2M tane kuvvet varken şimdi elimizde N artı 2N artı 2M tane kuvvet var. İlaveten kuvvet çiftleri geldi. Kuvvet çiftlerinin sayısı arttı. Kuvvet çiftlerinin sayısı tek kuvvetlerin sayısı kadar arttı. Elimizdeki bu sistemi şimdi bileşkelerini bularak indirgeyelim iki bileşkeye. İki boyutlu bir kuvvet sistemini herhangi bir noktaya indirgediğimiz zaman genellikle bir kuvvet ve bir kuvvet çiftinden oluşan bir sistem elde ederiz. Bu elde ettiğimiz sistemde bir tane tek kuvvet, bir tane de kuvvet çifti vardır. Bunlara kuvvet sisteminin bileşkeleri denir. Kuvvetlerin bileşkesini R ile, kuvvet çiftlerinin momentlerinin bileşkesini de M ile göstereceğiz. Kuvvetlerin bileşkesini bulurken ne yapıyoruz? Bir daha hatırlayalım. Tek kuvvetleri topluyoruz.
Peki kuvvet çiftlerinin buna etkisi yok mu? Yok. Çünkü kuvvet çiftlerini oluşturan kuvvetlerin biri F ise diğeri eksi F. Bunu bir ekleyip bir çıkarmanın anlamı yok. Dolayısıyla sadece tek kuvvetleri toplamak yeterli oluyor. Kuvvet çiftlerinin momentlerinin bileşkesini bulurken hangi momentleri topluyoruz? İki grup var. Birinci grup daha önceden kuvvet çifti olan kuvvetler, onların momentleri. İkinci grup da tek kuvvetleri taşırken ilave ettiğimiz kuvvet çiftleri, onların momentleri. Bunların hepsinin toplamını yapıyoruz. Kuvvet çiftlerinin momentlerinin bileşkesini M'yi elde ediyoruz. Şimdi de bir başka noktaya indirgeyelim. Bir noktaya indirgenmiş olan iki boyutlu bir kuvvet sistemini başka bir noktaya daha indirgeyelim. A'ya indirgemiştik, şimdi de B'ye indirgeyelim. A'ya indirgenmiş olan kuvvet sistemini B'ye indirgeyelim. Tek kuvveti olduğu gibi taşıyoruz, yönünü ve şiddetini bozmadan. Fakat sisteme bir kuvvet çifti ilave ediyoruz. Tek kuvvetin taşıma yapılan noktaya göre momenti kadar momenti olan bir kuvvet çifti ilave ediyoruz. Ona da MBR diyelim. MBR vektörel çarpımda bulunabilir. Taşıma yaptığımız noktaya göre momenti bir kuvvetin herhangi bir noktaya göre momentini vektörel çarpımla bulabileceğimizi görmüştük. R çarpı büyük R vektörel çarpım vasıtasıyla bu momenti ifade edebiliriz. Elimizde şimdi bir kuvvet, iki tane kuvvet çifti var. Bu kuvvet çiftlerini de toplayabiliriz. O kuvvet çiftlerini de toplayınca bir tek kuvvet çifti kalır elimizde. Ona da toplam moment B diyelim. Görüyoruz ki R sıfır değilse kuvvet çiftlerinin momentlerinin toplamı indirgeme yapılan noktaya, yani moment alınan noktaya bağlıdır. A noktasına indirgediğimiz zaman kuvvet çiftlerinin toplamı bir başka, B noktasına indirgediğimiz zaman kuvvet çiftlerinin momentlerinin toplamı bir başka değerdedir. R sıfırsa bunlar farklı değildir, birbirine eşittir. R sıfırsa hangi noktaya göre moment alınırsa alınsın aynı sonuç elde edilir. Toplam moment A, toplam moment B'ye eşittir. A noktasına, B noktasına hangi noktaya göre moment alırsak alalım aynı sonucu elde ederiz. İşte bu özellik denge problemlerinin çözümünde moment alınan noktanın keyfi olarak seçilebilmesinin sebebidir. Denge problemlerinde R sıfır olduğu için moment aldığımız noktayı keyfi olarak seçebiliriz. İki boyutlu bir kuvvet sisteminin bileşkelerinin tek bir kuvvete indirgenmesi mümkündür. Daha önceden iki tane bileşke bulmuştuk. Herhangi bir noktaya indirgediğimiz zaman genellikle iki bileşke kalır elimizde. Fakat biz bu sistemi tek kuvvete indirgeyebiliriz iki boyutlu kuvvet sistemlerinde. Şimdi onu görelim. İki boyutlu kuvvet sistemini herhangi bir noktaya indirgediğimiz zaman genellikle bir kuvvet ve bir kuvvet çiftinden oluşan bir sistem elde ederiz. Bu sistemi de bir tek kuvvete indirgememiz mümkündür. Şimdi onu yapalım. Elimizde bir kuvvet sistemi var. Bu kuvvet sisteminin yerine geçecek bir tek kuvvetin yönü nedir? Şiddeti nedir? Tesir çizgisi x eksenini nerede keser? Y eksenini nerede keser? Bu bilinmeyenleri bulacağımız bağıntıları elde edelim. Kuvvetler düzlemini x-y düzlemiyle çakıştırıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi. Dolayısıyla kuvvetlerin x ve y bileşeni olabilir, z bileşeni olmaz. R kuvvetinin yani bileşkenin de x ve y bileşeni olabilir. Hepsini yazıyoruz. R eşittir toplam F bağıntısında bunları yerine yazıyoruz. Daha sonra da i'li terimleri bir araya, j'li terimleri bir araya topluyoruz. İ'nin katsayısı toplam Fx, j'nin katsayısı da toplam Fy ediyor. Sol taraf sağ tarafa eşitse soldaki i'nin katsayısı sağdaki i'nin katsayısına, soldaki j'nin katsayısı da sağdaki j'nin katsayısına eşittir. Yani Rx toplam Fx'e, Ry de toplam Fy'ye eşittir. Böylece Rx ve Ry'yi bulacağımız bağıntıları elde etmiş olduk. Rx ve Ry'yi bildiğimiz zaman, yani bir kuvvetin dik bileşenlerini bildiğimiz zaman, bulduğumuz zaman artık o kuvvetin yönünü ve şiddetini bulabileceğimizi öğrenmiştik. Pisagor bağıntısından şiddetini buluruz. Tanjant teta eşittir R'ye bölü Rx bağıntısından da yönünü buluruz. Bu bileşke kuvvetin yönüne ve şiddetine kuvvet çiftlerinin etkisi yoktur. Fakat bileşkenin tesir çizgisinin geçtiği yeri etkiler kuvvet çiftleri. Bileşkenin tesir çizgisinin geçtiği yeri nasıl buluruz? Varignon teoremi yardımıyla buluruz. Bileşkenin bir noktaya göre momenti bileşenlerin momentleri toplamına eşittir bağıntısından, özelliğinden, momentler prensibinden bunu buluruz.
Burada tabii bileşenler deyince, bileşenler momentleri toplamı deyince bütün kuvvetleri kastediyoruz. Yani tek kuvvetler de, çift kuvvetler de, hepsi dahil. Şimdi gelelim iki boyutlu bir kuvvet sisteminin herhangi bir noktaya indirgenmesine geri dönelim. Herhangi bir noktaya indirgediğimiz zaman elimizde iki tane bileşke kalabilir. Genellikle iki tane bileşke kalır demiştik. Bu bileşkelerden bir tanesi veya ikisi sıfır olabilir. Özel durum. Mesela A noktasına göre moment aldığımız zaman, toplam moment A'yı bulduğumuz zaman sıfır elde edebiliriz. Eğer toplam moment A sıfırsa bu ne manaya gelir? Bileşkenin tesir çizgisi A'dan geçiyor manasına gelir. Bileşkenin tesir çizgisi A'dan geçiyor fakat bu diğer noktalara göre toplam momentin sıfır olduğu anlamına gelmez. Başka bir noktaya göre toplam moment sıfır olmayabilir. Toplam moment A sıfır elde edersek bu kuvvet sisteminin bir tek kuvvete denk olduğu duruma denk gelir, olduğu anlamına gelir. Aslında bu genel durum. Özel durum bileşkenin sıfır olması, R'nin sıfır olması özel durumdur. Eğer R sıfırsa hangi noktaya indirgeme yaparsak yapalım elimizde kalan kuvvet çiftlerinin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Hangi noktaya indirgeme yaparsak yapalım fark etmez. R sıfırsa kuvvet sistemi bir kuvvet çiftine denktir. Peki her ikisi de sıfırsa, R de M de sıfırsa o zaman kuvvet sistemi sıfıra denktir. Yani sistem dengededir. Denge konusunu ileride işleyeceğiz. Hoşça kalın.